2017 yılı içerisinde birçok etkinlik düzenledik. Çok olumlu dönüşler aldık. 2018 yılında da belli bir strateji ve planlama çerçevesinde etkinlikler programladık. 2018'in ilk çalışmasının basın toplantısını bugün yapıyoruz. Komisyon olarak özellikle Lefkoşa Surlar içindeki çocuklarımıza yönelik olarak, risk altındaki çocuklarımıza yönelik olarak uzun zaman var çok ciddi çalışmalar yürüttük. Hem orada maddeden dolayı sıkıntı yaşayan çocuklara ve ailelerine destek verdik. Yılbaşı öncesi mutlu bir gün geçirmeleri için hem çocuklara hem ailelere etkinlik düzenledik. Bugün de özellikle Şubat tatilini rahat geçirebilmeleri için ve kişiliklerine destek vermek için bir sanat terapi kampı düzenledik. Çok verimli ve güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum ve bizim çalışmalarımızda çok olumlu katkı yapacağına inanıyorum. Art Terapi Merkezi bize bu programı sundu. Biz de seve seve kabul ettik. Bizim bu çalışmamıza 10 tane Arap Ahmet İlkokulu'ndan çocuğumuz katılacak. 10 tane Atatürk İlkokulu'ndan 10 çocuk da bizim komisyon olarak surlar içerisinde sürekli olarak destek verdiğimiz risk altındaki çocuğumuz katılacak. 7-11 yaş arasında olacak katılım. 30 tane çocuğumuzu 2 hafta boyunca burada hem eğiteceğiz hem hoş vakit geçirme sağlayacağız. Arkasından da burada üretilecek ürünlerden bir sergi açılışımız olacak. Ben Art Terapi Merkezi'ne, Kültür Dairesi Müdürlüğümüze ve destek veren herkese buradan teşekkürlerimi sunuyorum ve şimdi sözü kampın içeriğiyle ilgili olarak Tahran'a veriyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle bu projede yer almak, bu projeyi hayata geçirebilmek için yaptığımız hazırlıkların sonucunda başlamak için heyecan duyduğumu belirtmek isterim. Sanat terapi, psikoterapinin bir alt dalıdır. Terapi süresince sanat iletişim dili olarak kullanılır. Özellikle çocukların sözel iletişim becerilerinin sınırlı oluşunu göz önünde bulundurduğumuzda sanat dilini kullanarak yapılan terapilerin çok etkili sonuçlar verdiğini görüyoruz. Bu yüzden 7-11 yaş aralığındaki çocuklarımızla yapacağımız sanat kampında yapılacak olan aktivitelerin sanat terapi destekli aktiviteler olmasına özen gösterdik ki gelişimlerine katkı sağlayabilelim. Üç tane amacımız var. En önemlisi çocukların benlik saygısını arttıracak şekilde programı düzenlemek oldu. Çünkü inanıyoruz ki çocukların benlik saygısı yüksek olursa bağımlılık risklerinden çok daha uzak durabilirler. Hissetme gibi başlıklardan oluşuyor bu 10 başlık. Ve ardından da kampımızın ardından da bir sergi açacağız. Üreteceğimiz çalışmaları göstermek için toplum tarafından onay almasını, takdir görmesini sağlaması için önemli bir okul tatillerinde aslında daha büyük bir risk altında kalıyorlar. Hem istiştirmek için olabilir ama bunun yanında çocukları güvenli bir ortamda tutmak bizim görevimiz. Yaşlar edinmelerini isteriz ki farklı tehlikelere daha az yönlensinler. Sanat da olumlu bir uğraştır. Dolayısıyla işin terapötik kısmı yanında. Bu arada çocuklar sanat yapacağı için onlara olumlu model olacağımızı düşünüyoruz. Olumlu bir yol göstereceğimizi düşünüyoruz. Sanat ağırlıklı bir kamp söz konusudur. Ama işin içerisinde hareket filmlerimiz olacaktır. Yine eğitici anlamda seçtiler. Kucaklamayı bekliyorum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü kutluyor isimlerimiz. Bir projede bizim de katkı koyabilmemiz ve gelecek nesillere bir nebze olsun faydalı olabileceğimiz için çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ve tebrik ederim.
Dileriz ki sadece ilkokul öğrencilerimize değil, ileriki günlerde inşallah hep birlikte orta ve lise öğrencilerimize de böyle bir proje gerçekleştirebiliyoruz. Çünkü gerçekten gerek öğretmenlerden gerek velilerden büyük talep geliyor kültür dairesine. Öyle bir çalışmamız var. İleriki günlerde inşallah sizlerle birlikte bunu da gerçekleştiririz. Bu arada Umur Hanım'a da söz vermek istiyorum. O da Atatürk Kültür Merkezimizde görevli kişi. Ben dediğim gibi emeği geçen herkese teşekkür ve tebrik ederim. Sizlere de buraya bizleri kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkürler. Tabii Atatürk Kültür Merkezi olarak Uyuşturucu Mücadele Komisyonu ve Kültür Dairesi'nin organizasyonuyla gerçekleşen böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için biz de çok heyecanlıyız. Çünkü hepimizin arzusu çocuklarımızı Bahar Hanım da belirttiği gibi risklerden uzakta tutacak güvenli ortamlarda sağlıklı çalışmalarda bulunmasıdır. Tabii ki bu gibi mekanların kültür sanat dolu mekanlarda çocuklarımızla bu çalışmaları yapmak çok önemli. Sanat çalışması yaparken çocukların diğer kültürel bacaklar olan kütüphaneyi fark etmeleri ya da başka etkinlikleri fark etmeleri de sağlanır böyle bir kültür kompleksinin içerisinde. O yüzden ben bu projeye katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Projenin genişleyerek çoğalmasını arzuluyorum. Çünkü hepimizin bildiği gibi çok önemli bir tehdit toplumumuza yönelik, çok önemli bir tehdit bağımlılık konuları. Hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Hepimizin kendi alanlarımızda bu konuda düşünce ve fikir üretmemiz gerekir, emeğimizi koymamız gerekir. Çünkü hem bugünümüz hem geleceğimiz çocuklarımız. Teşekkür ederim. Ne kazandıracağına ilişkin özellikle bu çalışmamızı. Teşekkür ediyorum. Şimdi bu proje nasıl doğdu? Aslında ben oradan küçük bahsetmek istiyorum. Biz hep eğitim çalışmalarını yaparken şunu fark ettik. Yani hep risklerden bahsediliyor.